Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekkiye 4. ders yayınına başlıyoruz. Yani hem burada izleyenlerle hem de işte bizi Face'den vesaire çeşitli yerlerden izleyenler için başlamış oluyoruz. Hemen bir bilgi vereyim. Biz Klasik Düşünce Okulu 2017 bahar dönemi eğitim hayatına başladık. Bugün ilk dersimizi yaptık. Bizi biliyorsunuz webden takip etmek mümkün. Klasik Düşünce Okulu'nun derslerine. Canlı takip için bir üyelik şartımız var. Fakat şöyle bir karar aldık. Özellikle geçen sene, mesela 2016'da yapılmış olan derslerimiz var. O dersleri böyle kademeli bir şekilde üye olan ama herhangi bir şifre gerektirmeyen yani bir şekilde şeyi açacağız. Yani hizmeti açacağız. Bunu da böyle bizi izleyenlere bir bilgi olarak verelim. Orada yani mesela Muhasibinin Kitabul Aklı, Fehmul Kur'an'ı, ondan sonra işte Cüveyni'nin irşadı vesaire gibi çok çeşitli yani kelamdan, felsefeden, tasavvuftan, fıkıh usulünden çeşitli metinler var. Böylece herkesin istifadesini sunmaya çalışacağız. Böyle kademe kademe yani. Yani 2017'ye paralel bir şekilde, 2016'da ona takip edecek şekilde şeyini açacağız yani inşallah. Bu da bizi izleyenlere vereceğimiz bir haber olsun. Şimdi Fütuhat-ı Mekkiye'de bugün yani hedefimiz birkaç konuyu bitirmek ve en nihayetinde kitabın tasnifini yapmak. Yani bu kitap işte 6 bölümden oluşuyor. Bu 6 bölümü anlatmaya çalışacağım yani ana hatlarıyla. Doğrusu Fütuhat-ı Mekkiye'yi hani bu bakımdan yani böyle tasnif etmek çok kolay bir kitap değil. Yani hem yazarı bakımdan çok kolay bir iş değil. Hem de herhangi bir okuru bakımdan ya da kitap üzerine çalışan birisi için bunu yapmak çok kolay değil. Çünkü Fütuhat-ı Mekke'de hakikaten ara konular çok fazla. Yani bir de iki kitap olarak böyle normal bir hani bilim kitabına tam yani diğer literatür içerisinde yazılmış diğer kitaplara tam olarak uymuyor. Yani hakikaten böyle bir bakıma kaotik bir kitap diyelim. Yani böyle bir özelliği var. Yani işin o tarafını her zaman akılda tutmak lazım. Ama yine de olabildiğince yani biz bu kitabı bir çerçeve içerisinde, bir paradigma içerisinde değerlendirebiliriz. Şimdi geçen hafta bir konu anlatmıştım. O konu şuydu değerli arkadaşlar. İbn-i Arabi ve Sadeddin Konevi'nin kendisini konumlandırdığı yer. Yani kendileri nerede görüyorlar? Özellikle Hicaz'la Hicaz sonrasının irtibatını anlama bakımından burası çok önemliydi demiştik. Bir size bir şey okuyacağım yani bununla ilgili. İbn-i Arabi'de vardığımız nokta neydi? İbn-i Arabi şöyle düşünüyor. Diyor ki asr-ı saadet iman bakımından, amel bakımından, işte ahlak bakımından üstündür. Fakat sonraki nesillerin işte marifet bakımından daha üstündür gibi böyle bir karşılaştırma yapıyor. Demiştik ve 7. asrı İslam ümmetinde yani marifetin çağı olarak ortaya çıkartmıştı, ortaya koymuştu. Bu nedenle şahsen ben mesela kitaplarımdan bir tanesinin ismi tasavvufun altın çağıdır. Yani orada tabii tasavvuf üzerinden anlatsak bile İbn Arabi'ye göre bu sadece tasavvuf değildir. İslam düşüncesinin ve İslam yani marifet anlayışının zirvesi 6. asır, 7. asırdır gibi yani böyle bir kanaati var. Fütuhat-ı Mekke'de bunun tabii bir pek çok yönü ele alınacak. Şimdi size şeyden kendi yani tezimle bunu yazarken Sadeddin Konevi'den yaptığım bir alıntı vardı. O alıntıyla mesela ne demek istediğimi biraz daha anlatayım. Böylece hani görüşümüzü temellendirmiş olalım. Bir saniye. Şimdi Konevi diyor ki, şimdi önce İbn Arabi'ninkileri biraz böyle hani kendi yazıma çevirdim ama aşağı yukarı yani kaynağı da var aşağısında. Aşağı yukarı görüşleri tam olarak böyle. İbn Arabi kendi dönemiyle önceki dönemleri ayırt eder. Devirlerin ve zamanların değişmesiyle ilahi tecellinin değişeceğini kabul ettiğimizde dönemler arasında da bir takım farkların bulunması gerekir. Şimdi İbn Arabi böyle düşünüyor. Yani tecelliler zamana göre değişir, mekana göre değişir diye bir genel bir teorisi var, anlayışı var. Bunun üzerinden giriyor. Daha sonra İbn Arabi'ye göre ilk dönem başta peygamber dönemi olmak üzere dinin naslarının anlaşılması ve özellikle zahir düzeyde dini aykırı şeylerin ortadan kaldırılması esasına dayanmaktaydı. Bu çok önemlidir mesela. Şimdi İslam'ın ilk çabası, ilk gayreti putperestliğin ortadan kaldırılmasıydı. Yani bütün şey bunun üzerine kuruluydu. Putperestliğin ortadan kaldırılması ve dini düşüncenin yani ana muhalifi, muhalif şeyi kavramı putperestlikti.
Bu nedenle İslam putperestlik konusunda çok katı davrandı, çok sert davrandı ve bütün dikkati buna odakladı. Yani bu nedenle mesela İslam böyle bir zahirlik şeklinde veya bir yani putperestliğe karşı mesela her türlü batini yorumu kapatacak şekilde, yani putperestliğin bütün türlerini kapatacak şekilde böyle bir sert bir üslup, söylem geliştirdi diye düşünüyor İbn Arabi. Peygamberin birinci görevi buydu. Yani dine aykırı şeyler ortadan kaldırılması. Bu sebeple Hazreti Peygamber putlarla savaşmış, insanların tek Tanrı'ya iman etmelerini ve ondan başkasını inkar etmelerinin mücadelesini vermişti. Ardından peygamberlerin ilk takipçileri aynı tavrı sürdürmüş ve ne peygamber ve ne de ilk takipçileri hakikat ilimlerinden söz etmişlerdi. Şimdi bu İbn Arabi'nin söylediği bir cümledir. Yani daha sonra halbuki mesela tasavvuf ilk takipçilerden, yani sahabe neslinde ve sahabeden sonra hemen sona gelen nesilde tasavvufun pek çok sözünü bulacaktır. Fakat bunlar tek tüktür. Yani mesela diyelim ki işte mesela Hazreti Ebu Bekir dedi ki mesela bir cümledir. Yani hakim bir paradigma olarak yoktur. Yani hakim bir hal olarak. Yani mesela sufilerin sonradan dile getirdikleri düşünceler, cümleler bu dönemde anlatılmamıştır. Şimdi burada İbn Arabi'nin dikkatimizi çektiği nokta tevhid ile putperestlik arasındaki karşıtlıktır. Yani İslam önce putperestlik karşıtlığı, daha doğrusu temel düşman olarak putperestliği ele alıyor. Putperestliğin yıkılması için çalışıyor. Temel kavramları oturtmaya çalışıyor. Mesela ahiret inancını oturtmaya çalışıyor. Bireysellik fikrini oturtmaya çalışıyor. Ruh beden ilişkisini buna göre tarif etmeye çalışıyor. Mesela yani bütün yaptığı şey bu. Meleklere inancı yerleştiriyor. İşte Tanrı fikrine işte sabit hale getiriyor. Yani bizim normalde yani akidenin temel inançları ve İslam'ın temel inançları diye bildiğimiz hususları yerleştiriyor. İslam önce bunu yapıyor. Dolayısıyla burada hakikatten söz edilemez. Yani yüksek hakikatlerden, yüksek hani sonraki tasavvufta ortaya çıkan yüksek konulardan burada söz etmemiz mümkün olamaz. Şey bunu söylüyor, İbn Arabi böyle düşünüyor. Fakat diyor, devam ediyor, İbn Arabi'nin devri ise farklı bir devir olarak tezahür eder. Bu devir artık ilk dönemindeki tehlikelerin ortadan kalkmasıyla bütünüyle bir keşif ve müşahede dönemi haline gelmiştir. Şimdi bunu ben tabii Arapçasından, o zaman yani daha kitap tercüme edilmemişti, Fütuhat-ı Mekke mesela 3. cilt işte 188. sayfa diye Arapçasından kaynağını göstermişim. Şeydeki yani denk bizim tercüme ettiğimiz kitaplarda muhtemelen işte hocaya galiba 12. 13. ciltlere falan yani ve o ciltlere tekabül edebilir. Yani bizim şu tercümelerden 13. cilde ve 12. cilde tekabül edebilir. Şimdi burası çok önemli. İkinci bir konu aynı görüşü Sadeddin Konevi'den öğreneceğiz. Şimdi bunun altını neden çiziyorum? Çünkü şimdi klasik dünyada yani mesela fıkıhta şöyle basit bir cümle var. Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi kaçınılmaz. Aleyküm selam hocam. Buyurunuz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Gelen var arkadan da. Ha, eyvallah hocam. Bunları yer açalım. Hocam siz... Yok, benim de arkadaş hocam. Ha, eyvallah. Ha. Hocam bu çay yeni geldi bana. Eyvallah hocam. Yani sizin husus çay da şey yapabiliriz. Evet. Peki. Şimdi aynı cümleyi yani aynı konuyu bu kez Sadeddin Konevi'den okuyacağız. Şimdi dedim ki şimdi fıkıhta böyle genel şimdi basit bir cümle var. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir. Mecellede de kural olarak zikredilir. Fakat bu tasavvufta çok daha kapsamlı bir düşünceye dönüşüyor. Yani, yani şimdi biraz metafizik olmanın da bir gereği bu. Çok daha kapsamlı bir düşünceye dönüşüyor ve yani kozmolojik değişmelerden, yani zamanın değişmesinden, zamanın bir noktaya doğru akmasından hareketle büyük bir değişimden söz ediliyor. Şimdi eğer biz fıkıhta söz edilen o yerel değişmelerde hükümlerin değişebileceğini kabul ediyorsak, o zaman o kozmolojik değişmelere göre de hükümlerin ya da ümmetin davranışlarının değişebileceğini de kabul edebiliriz. Bu Fusus-ül Hikem'in temel iddialarından da birisidir. Çünkü Fusus-ül Hikem'de peygamberler geldikleri toplumlara göre mesela tevhid inancının farklı yönlerini anlatmışlardır. Yani dönemleri, toplum şeyleri, toplum diyelim ki istidatları veya toplumun kapasitesi, yetenekleri onların tebliğinin hitabını değiştirmiştir ya da etkilemiştir diyelim. Şimdi bu bakımdan yani fıkıhtaki bu cümleyle yani zamanın değişmesiyle mekanlar, şey, hükümler değişir cümlesiyle tasavvuf tarihinde ifade edilen veya metafizik düşüncede ifade edilen büyük değişim arasında bir irtibat vardır ama tasavvuftaki çok daha kapsamlı bir konudur. Yani büyük değişim yani mesela yani 7 asır mesela 2 asır içerisindeki değişim nasıldır veya mesela İslam ümmetinin bütün ümmetler içerisindeki yeri nedir gibi çok daha karmaşık, çok daha büyük problemler ele almışlardır.
Dolayısıyla şimdi yani Müslüman düşünürlerin ya da entelektüellerin bu konuyla ilgilenirken, yani biz mesela sadece değişim dendiğinde böyle fıkıh üzerindeki değişim ya da fıkıh bahisleri üzerindeki değişimi düşünemeyiz. Tasavvufun sözünü etmiş olduğu bu büyük kozmolojik değişim içerisinde işte tavırlar nasıl değişiyor, tecelliler nasıl değişiyor, yani dünya şey nereye gidiyor vesaire gibi böyle çok daha karmaşık konulara, çok daha derin konulara ilgi göstermemiz lazım. Yani aksi halde zamanın değişmesiyle işte hükümlerin değişmesi inkar olunamaz, çok sınırlı, çok mahalli kalır, mevzi kalır. Sanki hükümler değişmemiş gibi olur. Ama İbn Arabi'nin veya Sadeddin Konevi'nin yapmak istediği şey bu. O büyük değişim içerisinde tecellilerin nasıl değiştiğini, yani marifetin nasıl değiştiğini veya nasıl şekillendiğini anlatmak istiyor. Bu bakımdan şu cümle çok önemli. Bakınız. Şimdi diyor ki Konevi, yani İbn Arabi'nin az önce aktardığımız cümlelerine benzer bir şekilde diyor ki Allah'ın bazı sırları vardır ki bunlar Hazreti Mustafa ümmetinin seçkinlerine bildirilmiştir. Fakat Hazreti Peygamber sonra gelenler için bunların gerçekleşmesine dikkat çekmediği gibi böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini de belirtmemiştir. Şimdi burası çok önemli. Yani bu ifade biçimi çok önemli. Çünkü Sadeddin Konevi aynı zamanda hadisçi, yani hadis şeyini de biliyor. Yani şöyle bir şey söylemiyor. Yani bunların hepsi hadislerde vardı falan. Yani böyle demiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor bazı şeyler diyor böyle yani şey bırakmıştır. Yani yani ortada bırakmıştır. Yani ne aleyhinde ne bir şey söylememiştir diyor. Fakat şeyi vurgulamıştır, yani bazı konular vardır ki bunlar hakikaten seçkinlerin bilebileceği meselelerdir. Bu seçkin kavramını daha önce anlatmıştık aslında. Tabii tasavvuf yani veya İslam diyelim, yani herhangi bir aristokratik anlamda seçkinliği kabul etmez. Yani mesela seçkin dediğimiz kişi en sıradan, diyelim ki yani 72 kelimeyle konuşan bir adam da olabilir. Seçkinliğin esası dinde Allah'ı bilmektir. Yani Allah'ı tanımaktır. Bunu böyle düşünmek lazım. Yani yoksa hani kitabın ismine de hani avam havas filan dedik. Böyle bir yani aristokratik bir şey yok. Yani sınıfsal bir yapı yok. Çünkü din zaten o klasik dünyadaki aristokratik yapıyı çökertmek için geliyor. Yani hani onun altını çizelim yani. Şimdi devam edeyim. Bu ilimler birinci asrın değil, dördüncü ve sonraki asırların özelliklerindendir. Yani İslam'da şimdi bu mesela kelam tarihini anlamak, yani İbn Arabi burada sadece tasavvuf tarihini anlatmıyor ve tasavvuf içerisindeki dönüşümü anlatmıyor. Fıkıh içindeki dönüşümü de anlatıyor. Kelam içindeki dönüşümü de anlatıyor. Çünkü bu bizim hepimizin çok büyük bir problemdir. Yani ilk asırlarla sonraki asırların ilişkisi problemi dini düşüncenin veya ilahiyat eğitiminin en önemli problemlerinden bir tanesidir. Mesela diyelim ki selefilik bu noktada ortaya çıkıyor ve birinci asırdan sonra ortaya çıkan her şeyi bidat kabul ediyor. Mesela oryantalizm burada ortaya çıkıyor ve oryantalistler Hicaz'dan sonra ortaya çıkan her şeyde İslam'ın mağlup olduğunu düşünüyor. Halbuki şimdi İbn Arabi bize yeni bir model öneriyor. Yani bir şey söylüyor, diyor ki hayır diyor, yani dönemlerle birlikte, zamanların değişmesiyle birlikte bilgi tarzı değişebilir, marifet değişebilir, tecelli, yani bu mümkündür. Bunu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani buradaki söylediği şeyi tek başına tasavvuf için düşünemeyiz. İslam bilimlerinde yani mesela diyelim ki İbn Arabi yani memzuş, kelam memzuş döneme girdi dediğimizde onu da açıklayıcı bir model söylüyor. Fıkıh şu yapıya geldi dediğimizde onu da açıklayıcı bir model olarak bunu yorumluyor. Burası önemli yani diyelim. Meyveler ve diğer nebati ve madeni rızıklar mevsimlerin, iklimlerin ve dönemlerin mizaç ve mensuplarına göre ayrıldığı gibi Rabbani bağışlar, bağışlar dedi hibeler yani mevhibeler de asır mensuplarına göre kısımlara ayrılmıştır. Burası yani hani yani benzetmesi tam olarak bu. Yani nasıl ki meyveler, işte bitkiler ya da madenler mesela yani dönem dönem işte mekanlara göre, zamanlara göre ayrılıklar gösteriyor, farklılıklar gösteriyorsa marifetler de böyledir. Yani şunu demek istiyor bize, doğada ne varsa aslında marifette o var. Doğada nasıl ve hangi sebeple ayrışmalar ortaya çıkıyorsa marifetlerde benzer bir nedenle ayrışmalar ortaya. Yani burada yadsınacak bir şey yok. Yani burada yani yadırganacak yani. Yani diyelim ki yani selefi mantığı haklı çıkartabilecek bir şey yok. Yani İbn Arabi ve Konevi'ye göre. Bu cümle çok önemli bir meseledir. Yani bunun altını özenle. Cümle devam ediyor. Yani şeyden onun yerinde size söyleyeyim. Konevi birincisi Fütuhat Mekkiye'ydi. Yani şeyimiz. İkincisi İlahi Nefalar. Sayfa 95 diye burada dipnot vermişiz. Arapçasına vermişim Nefat İlahiye sayfa 70. Bu da Sadeddin Konevi'den bir alıntı. Yani böylece hem İbn Arabi'de hem dolayısıyla yani hani İbn Arabi'de bir şey varsa Sadeddin Konevi'de olmaması mümkün değildir zaten. Her iki mutasavvuf, her iki şeyh diyelim. Yani Şeyhül Ekber ve Şeyhül Kebir'in her ikisi de dönemlere göre, zamanlara göre şeyin değişebileceğini, marifetin değişebileceğini, ilahi tecellilerin değişebileceğini, yeni bilgilerin ortaya çıkabileceğini kabul ediyor. Çünkü yani eğer
Eğer bu tarih dediğimiz şey, zaman dediğimiz şey kendi mahfinin tecellisinden ibaretse, yani onun zaten yani bitmiş bir şeyden söz edemeyiz. Yani hep böyle devam edecek gibi. Bu çok önemli bir bakıştır. Buradan hareketle mesela bence çok önemli hususlar ele alınabilir. Yani yazı yazacak kişiler için söylüyorum. Yani mesela yani gelenek, işte yani değişme, işte falan, yani bu konularda böyle çok önemli yaklaşımlar geliştirilebilir. Şimdi dönelim Mütahat-ı Mekke'ye. Bugün bu yani kitabın tasnifini anlatacağım ve şahsen benim yani meslek hayatımda çok önemsediğim bir probleme değineceğim. Fakat onun öncesinde bir saniye. Şimdi İbn Arabi bu Fütuhat-ı Mekke niçin yazdığıyla ilgili girişte bir takım şeyler söz ediyor. İşte Abdullah Bedr el-Habeşi için işte kitabı yazdığından söz ediyor falan. Bunlar yani ben bir yazar olarak bizi çok ilgilendirmez. Yani burada çok ilgilendirmez. Fakat devamında şimdi kitabın ismini bir söyleyelim. Bu risaleyi El-Fütuhat-ül Mekkiye fi marifetil esrar-ül malikiye vel memlukiye diye isimlendirdim. Bundan sonra tabii çünkü diye başlıyor, fakat bence tercümede hata olmuşmuş. Çünkü diye girilmemek lazımmış buraya. Bu risaleyi ye koyduğum şeylerin büyük kısmı saygın evi tavaf ederken veya şerefli ve yüce hareminde kendisini murakab ederken Allah'ın bana açtıklarıdır. Dikkatim buraya da değil. Başka bir noktaya dikkat çekeceğim. Şimdi şu ifade. Fi marifetil esraril malikiye vel memlukiye. Yani malik, yani Cenab-ı Hak yani. Cenab-ı Hak yani uluhiyet vezninde bir kelime türetimi bu. Vel memlukiye onun meful kipi. Şimdi İbn Arabi'nin muhtemelen yani daha önce Arapçada yani yapısal olarak olabilen fakat kullanıldığına şahsen benim şahit olmadım ama düşünce bakımından zaten kullanılmadığından emin oldum. Ama yani kelime olarak kullanmıyor bilmediğim bir takım kavramlar üretmiş İbn Arabi. Yani dilde var, yani dilde yapısal olarak bu var. Yani dil buna müsaade ediyor. Belki de kullanılıyordur başka bağlamlarda, fakat bu tarz yani düşünce metinlerine veya buna benzer metinlerde benim aşina olmadığım bir kavram biçim var. Mesela şimdi diyelim ki Rahim diye bir isim. Rahim. Şimdi bundan bir mastar diyelim ki rahmet. Şimdi bir de rahim kelimesinde merhum diye bir kelime alalım. Şimdi bu kullanılır. Mesela merhum kelimesi kullanılır. İbn Arabi bundan mesela merhumiyet diye bir şey geliştirir diyelim. Uluhiyet gibi yani. Mesela geliştirir. Bu meşhur yani, bu bilinir. Ya da mesela razık, rezzak, merzuk diye bir şey. Bunlar da bilinir. Alim malum. Şimdi bir tanesine pek aşina değiliz. O da şu. Halbuki İbn Arabi'nin düşüncesinde bu çok önemli bir yer tutar. İlah. Hocam gelince şapkayı koydum yani. Yani normalde şapkasız gidiyoruz. Olmaz yani. O ilah olmuyor mu? Ya işte yok olur da yetmez. Yani. Ya yok hocam o yani çok kadar geliyor öyle. Diğeri melu. Tamam, melu. Bir de meluhiyet. Şimdi bu mastar hali kalsın. Şimdi melu. Ben öyle tahmin ediyorum. Melu kelimesi yani bir metinde geçtiğinde İbn Arabi ya aittir ya da onun etkisindeki birisine aittir. Yani bu kelimenin yani Arap düşünce yani Arabiyat yani Arapça yazılan eserlerde şey metinlerde İbn Arabi'den başkası tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Herhalde sen hiç karşılaştın mı bilmiyorum. Yani mesela kelam metinlerinde karşılaşmamamız lazım. Yani fıkıh metinlerinde bununla karşılaşmamamız lazım. Yani meluhiyet diye bir kelime kullanıldığında yani bu kelime ya İbn Arabi'ye aittir ya da onun etkilediği birisine, yani onun yolundan giden birisinedir. Yani bu şu demek, yani 7. asırdan sonra ortaya çıkmıştır. Ya da yani kullanımı, kelime olarak kullanımı 7. asırdan sonra ortaya çıkmıştır. Şimdi memlukiyet de öyle. Yani hani memluk kelimesi hani var tabii. Yani kul veya köle anlamında var ama yani mastar şeklinde kullanımı yine İbn Arabi ile ilgili olabilir. Şimdi bu ifade, yani şu ifade biçimi İbn Arabi'nin düşüncesini anlama bakımından çok önemlidir. Ve aslında İbn Arabi, yani Fütuhat-ı Mekkiye'yi ayrıştıran, ayrıcalıklı kitap kılan hususlardan bir tanesi şurasıdır. Yani ilah mel, yani şu ayrımla, daha doğrusu şu ilişki biçimiyle
meseleye bakmasıdır. Şimdi daha önce biz şeyde yani buraya döneceğim tekrar. Bu Sadedin Konevi'nin Müctehal Gaybine Tasavvuf Metafiziğinde ilmi ilahinin mesaili nedir? Yani bu sorunu ele alırken demiştik ki, burada okumuştum o kısmı. Daha doğrusu hani hatırlamaya çalışmıştık falan, tam hatırlayamadık vesaire. Demiştik ki metafiziğin mesaili, yani problemi, yani bilimsel anlamda, yani din bilimsel anlamda mesaili Allah ve insan irtibatı ve bu irtibattan bilinen ve bilinemeyecek olan hususlardır demişti. Tamam, Allah ve insan irtibatı, yani metafizik yapmamızın sebebi bu. Allah ve insan irtibatı. Şimdi burada İbn Arabi'deki bu kez kavram sır oluyor. Yani irtibatı anlatan bir kelime olarak sır. Yani malik ve memlukun irtibatı ile ilgili sırlar. Şimdi sır bilginin hedefi, yani bilgi bir sırrı öğrenmek istiyor. Yani bir sırra gitmek istiyor. Şimdi dolayısıyla yani Sadedin Konevi'nin bu kitapla ilgili tasavvuru aynı istikamette devam ediyor. Yani bu kitabın yazılış gayesi veya bu kitabın ifade, yani anlatmak istediği şey malik ve memlük ya da yani hak ile Allah ile mahluk, işte ilah ile meluh, rezzak ile merzuk, işte alim ile malum vesaire, yani bütün kiplerini, yani özne ve mefur kiplerini, bu kiplerle anlatılan Tanrı alem irtibatının açıklanmasıdır. Yani kitabın hedefi budur. Bu kiplerle anlatılan, şu ilah meluh şeklinde anlatılan, İşte rahim merhum şeklinde anlatılan bu ilişkinin, yani bu tanrı insan ilişkisinin veya tanrı alem ilişkisinin izah edilmesidir. Yani kitabın yazılış gayesi budur. Yani Fütuhat-ı Mekke'nin hedefi budur. Dolayısıyla mesela Sadedin Konevi kitaplarının yazılış hedefi de budur. Yani bütün mesele tanrı insan irtibatı. Daha önce bunu anlatmıştım. Dedim ki bu tanrı insan irtibatını ele alırken tanrının varlığının kanıtlama problemini geçmiştik. Çünkü İbn Arabi bunu bir müsellem kaziye olarak kabul ediyor demiştik. Dolayısıyla şimdi biz metafizikteki yükümüz hafifledi. Yani İbn Sinacı metafizikteki yükümüz hafifledi. Orayı geçmiştik. O zaman neyin üzerine duracağız? Şimdi ilah mehlu ilişkisinde benim size aslında konu olarak bir borç konum var. O da şu. İbn Arabi düşüncesinde ilahi isimler meselesi nasıl ele alınıyor? Sıfatlar meselesi nasıl ele alınıyor? Ve bu ilahi isimler ve sıfatlar bahsi kelam eleştirisine nasıl dönüştürülüyor? Bu çok önemli bir konudur. Yani vahdet-i vücut geleni anlama bakımından burası çok önemli bir konudur. O kadar önemli ki demiştim yine, İbn Arabi sonrasına gelen şarihler bu meselenin ehemmiyetine dikkat etmediler. Yani İbn Arabi'nin anlattığı biçime dikkat etmediler ve daha çok kelama yaklaştırdılar. Yani kelamla İbn Arabi geleneğini uzlaştırmak istediler. Şöyle ifade edelim, medreseyle İbn Arabi geleneğini uzlaştırmak istediler. Şimdi her uzlaştırma çabasında bir şeyler feda ediler diyelim. Burada feda edilen de aslında İbn Arabi'nin vahdet-i vücutta ortaya çıkan o özgün taraftı. Yani orası demek feda edildi. Yani ya anlaşılmadı ya ifade edilemedi, her neyse artık. Önemli değil yani, bizim şu an meselemiz o değil. Şimdi ilah mehluh ilişkisi İbn Arabi'de bir yani buna tam zorunluluk mu diyeceğiz ama yani zorunluluk diyelim. Yani şimdilik bir zorunluluk ilişkisi gibi. Bu ne demek? İlah varsa mehluh vardır. Tamam, yani ilah varsa meluh vardır. Daha doğrusu biz ilahı meluhtan hareketle biliyoruz. Biz ilahı meluhtan hareketle biliyoruz. Yani şimdi meluh ben kendim. Yani ben bir meluhum mesela, tamam mı? Bir meluh olarak ilahımı biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu hadis muhtise gibi, yani hadis muhtis gibi ya da yani mümkün zor, yani şeklen buna benziyor. Yani ilk bakışta şeklen buna benziyor ve İbn Arabi bunu kabul eder. Yani ilk bakışta bu yani düşünceye başlarken meluhtan ilaha geçme, meluhtan ilaha intikal etme bakımından bu bir istillal bir şahid alel gayiptir. Yani yapısal olarak bu böyledir. Burada bir sıkıntı yok. Fakat sıkıntı sonra şurada olacak. İlahı bildikten sonra meluhu bilme tarzımız değişecek. Yani şimdi bunu tam yani anlaşılabileceğini hani varsayarak şöyle hızlı geçeyim. Şöyle yani hızlı geçeyim. Birinci bilmede mehluh asıl, ilah fer. Yani biz mehluhun bir ilahı vardır diyebiliyoruz. Yani mehluhun ilahı vardır. Yani hadisin muhtisi vardır. Şimdi burada asıl olan, yani hareket ettiğimiz şey hadistir ya da mehluhtur. İkinci cümleye ulaşınca bu kez ilah asıl, meluh fer haline geliyor. Yani
İlah vardır, Melih onun bir tecellisi ya da bir şey gibi. Yani böyle bir hale geliyor. Şimdi genellikle tasavvuf düşüncesi şu noktaya kadar, mesela hani ehli nazar dediği düşünce şurada, diyelim ki beraber gidebilir. Fakat tasavvuf düşüncesini esas tasavvuf kılan şey şu tümden gelimdir. Yani ilaha vardıktan sonra buradan meluha intikal meselesidir. Esas ama tasavvuf kılan şey budur. Bunu mesela şeyde yine biz erken dönemden itibaren tasavvufta görüyoruz. Tasavvuf eserlerinde görüyoruz. Mesela muhtemelen Müslümanların başka hiçbir yerde karşılaşmadıkları, aşina olmadıkları bir dil ortaya çıkıyor tasavvufta. Nedir o? Mesela şimdi diyelim ki seyr ilallah. Böyle bir kavram var. Bunu şu veya bu şekilde kelamla izah edebiliriz. Yani seyr ilallah, Allah'ı aramak, Allah'a gitmek falan gibi izah edebiliriz. Halbuki erken dönemden itibaren mesela seyr billah diye bir kavram ortaya çıkıyor. Mesela seyr maallah diye bir kavram ortaya çıkıyor. Mesela seyr fillah diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani bunların hepsi Allah hakkındaki marifetimizin türleri. Ve bunların hiçbirinin tasavvufun dışındaki bilimlerde, düşüncelerde bir karşılığı yok. Yani mesela bir kelamcı diyelim ki eşariye desek, yani bir şeye gitmemişse, yani bir sufiye gitmemişse, ondan sonra desek ki yani seyr fillah'tan söz ediyoruz şimdi desek, yani bir anlam veremez yani. Seyr fillah ne demek, bir anlam veremez. Halbuki tasavvuf bu yani edatların yani hem gidişte hem derinleşirken hem dönüşte her birinin ayrı ayrı bilgiler, ayrı ayrı şeyler ifade ettiği üzerine kurulu. Yani tasavvuf marifet bunun üzerine kurulu. Şimdi buraya tekrar dönelim. Meluhtan ilaha gidiyoruz. Sonra ilahtan meluhu tanıyoruz. Şimdi İbn Arabi diyor ki bir şeyin sözünü anlatır. Galiba Sehl bin Abdullah'ın da o söz. Diyor ki şimdi diyor, bu uluhiyetle meluh arasında bir irtibat vardır diyor. Tamam, bir irtibat vardır diyor. Eğer diyor bu irtibat zahir olsa, ortaya çıksa uluhiyet anlamını kaybederdi. Bu şu demek. Şimdi normal şartlarda yani biz buna yaklaşırken ilah mehluh dualitesiyle yaklaşıyoruz. Yani Allah ilahımız, biz onun mehluhu. Fakat şimdi bunu teorik olarak izah etmek çok zor. Çünkü öyle bir yerdeyiz ki, yani aynı sabitedeyiz. Bunu izah etmek çok zor. Ayrımını izah etmek çok zor. Ama ayrım varmış gibi. Yani isneniyet varmış gibi. Şimdi meşhur bir cümle vardır. Şeriat isneniyet üzere kaimdir. İsneniyet varmış gibi. Yani ikilik varmış gibi düşünmek zorundayız burada. Şimdi şey İbn Arabi Sehl'in sözünü atıf ederken bu izah edilemez. Yani buradaki bu sır izah edilemez. Yani hangisi, yani ilah niçin yani meluhta yani nasıl ayrışır? Yani meluh nasıl tanımlanır? İlah nasıl tanımlanır? Bu izah edilemez. Burada bir sır vardır. Ortaya çıksaydı bu sır, o zaman zaten uluhiyet anlamını kaybeder. Yani şeriat bunun üzerine kuruldu. Yani bu ikilik üzerine kuruldu. Şimdi ne demek istiyor İbn Arabi? İbn Arabi demek istiyor ki meluh var ise ilah vardır. Tamam, meluh var ise ilah vardır. Merhum var ise rahim vardır. Ya da tersinden söyleyelim. İlah var ise mutlaka meluh vardır. Tamam, şimdi bunlar arasında mesela Sade'nin konuyu bu cümlenin ikisini de böyle ters kullanabilir. Hiç şey yapmaz yani. Yani meluh varsa, yani mesela o zaman esmanın kaynağı meluhlar olur. Yani meluhlar. Yani buradaki tecelli, yani bu, yani şimdi bir benzetme yapmak doğru değildir bu metafizik konularda ama şimdi bir yapayım. Yani hani bir benzetme yapayım. Benzetmeyi de unutalım sonra. Mesela diyelim ki İbn Arabi diyor ki Sade'nin konuyu üzerinden tecelli heyulaniyül vasıftır der. Bu cümle çok mühim bir cümledir. Yani tasavvuf metinleri karşılaşabileceğiniz en önemli cümlelerden birisidir bu. Tecelli heyulaniyül vasıftır der. Yani niteliksizdir. Bir vasfı yoktur. Yani bir hükmü yoktur. Peki vasfını nerede kazanır? Bunu da yani konevi de söyler, konu şarihler ya da İbn Arabi şarihleri söyler. Vasfı mazharda kazanır. Mesela diyelim ki güneş ışığı ya da yağmur mesela geldi. Tamam. Şimdi yağmurun kendiliğinde bir niteliği yok. Yani bir şey yok. Ulaştığı mazhara göre anlam kazanır. İşte mesela deriz ki dolu deriz. Bilmem ne deriz. Rahmet oldu deriz. Şunu deriz. Verdiği şeye göre, yani etkisine göre. Ya da ışık mesela. Güneşin ışığı heyulani. Yani bir özelliği yok. Ama geldiği yerde mesela ısı kaynağı oldu. Işık kaynağı oldu. Şu oldu, bu oldu filan. Mesela aynı şey ışık dedik, ısı dedik, başka şeyler dedik vesaire. Tamam mı? Yani aşağıdan yukarı, yani isimler aşağıdan yukarıya doğru verildi. Esma biz buradan yukarıya doğru verdik ismi. Şimdi bu mesela
Yani ehli sünnetin ya da eşarilerin kabul edebileceği bir şey değil aslında. Çünkü şeyin kaynağı biz. İbn Arabi sonrasında diyor ki devamında onu biz isimlendirdik diyor. Tamam mı? Onu biz isimlendirdik. Yani ne demek? Yani mükevvenatta tecelli eden fiillerine bakarak, efaline bakarak ona isimleri verdik. Şimdi bu düşünce yani bir bakıma çok açıklayıcı, bir bakıma çok tehlikeli bir düşünce. İbn Arabi biraz daha söylüyor. Mesela diyor ki biz onun isimleri olduk diyor. Şimdi bunlar vatidi vücudun yani vatidin ortaya çıkan yani teorik problemler bunlardır. Yani biz onun isimleri olduk. Bu çok önemli bir cümle. Sonra açıklama yapıyor. Şimdi diyor ki mesela diyor bir insan düşünelim diyor. Oğul olmadan onun insanlığından konuşabiliriz ama babalığından konuşamayız. Yine bir kişi düşünelim. İlim olmadan onun insanlığından konuşabiliriz ama alimliğinden konuşamayız. Bu yüzden örnekleri çoğaltabiliriz. Yani mesela işte diyelim ki Rezzak mesela. Rızık vermeden Rezzaklığından konuşamayız. Ama başka bir özelliğinden konuşabiliriz. Şimdi İbn Arabi diyor ki bizim bildiğimiz bütün esma yeryüzünde tecelli eden yani bizim hayatımızda yani insani hayatta beşeriyat tecelli eden fiilleri bakımından esmadır. Dolayısıyla esmayı buradan alıyor. Yani veya fiiller veya tecelli diyelim adını yeryüzü demeyelim de yani mazhardan alıyor, mecladan alıyor. Tecelli adını, ismini mecladan alıyor, tecelligâhtan alıyor. Tecelligâhtan alınca o zaman şimdi isimlerini biz vermiş gibi olduk. Şimdi bu mesela İbn Arabi'ye yani yönelik eleştirilerde bu zikredilir. Yani böyle dedi yani hani biz olmasaydık o olmazdı, tamam mı? Yani şimdi İbn Arabi bu cümleden geri adım at diyor ki İbn Arabi. Evet biz olmasaydık o olmazdı. O zat bakımından olma böyle bir şey demiyorum diyor. Fakat diyor uluhiyetten konuşabilmemiz için diyor meyruhların olması lazım. Tamam mı? Burada şimdi İbn Arabi aslında yani filozofların genel noktaya geliyoruz. Mutezile'nin ve ehli sünnetin o yaptığı tartışmaya bir yeni bir bakış açısı getiriyor. Yani bir şey söylüyor. Evet diyor uluhiyet olmazsa meyruhiyet olmazsa yani meyruhlar olmazsa uluhiyet olmaz. Fakat biz ilah olmaz demiyoruz. Bu ismi verebileceğim yani biz ona verebilecek isim bulamayız. Yani verebilecek isimlerimizin hepsi bizim dünyamızdandır. Yani beşer dünyamızdandır. Böyle bir cümle yani böyle bir bakış açısı getiriyor. Şimdilik bunun üzerine bu kadar durayım. Yani daha fazla ileride çok gelecektir. Yani bu konu hakikaten İbn Arabi'nin düşüncesinin çok önemli bir konudur. Burada mesela isimler ve sıfatlar anlam değiştiriyor. Nispet adını alıyor. Yani ilah, meyluh, bir de şurada nispet var. Yani buna meyluhiyet. Yani fiil böyle izah ediliyor. Ondan sonra bu üzerine duracağımız yani daha sonra da açıklayacağımız konulardan bir tanesi. Şimdi buna böyle söylemiş olayım. Şöyle kitapların bahislerine geçelim. Yani kısaca yani onları anlatmış olayım. Fütuhat-ı Mekke'yi tanımış olalım. Ben şahsen bu kitabı ilk hani tercüme ederken bir ön söz yazdım. O ön sözdeki yani temel bir iddiam vardı. O iddianın hala doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu geçen zaman içerisinde kendi kendime o iddiayı çürütmedim. Yani ondan vazgeçmedim. Hala o kanaatteyim yani. Kanaatim şuydu. Fütuhat-ı Mekke'yi mesela şeyle mukayese ettim. İhya Ulumuddin'le mukayese ettim. Çünkü hacmi bakımından ya daha doğrusu ele aldığı sorunlar bakımından birbirine benzeyebilecek yani kitaplar diyelim. Ondan sonra belki başka kitaplarla mukayese edilebilir. Ben ona şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Fütuhat-ı Mekke'yi ayrıştıran şey sahip olduğu ana fikirdir. Yani hiçbir kitapta bu kadar güçlü bir ana fikir yoktur. Ve her mesele yani ne kadar tikel olursa olsun her bir mesele o ana fikre bağlanır ve neticede bize bir bilgi verir. Yani bir şey ulaştı. Yani kitabı doğru anlarsak mesela kitap içerisinde irtibatsız konu, ilişkisiz konu kalmaz. Yani bir bakıma bu kitabın testi gibidir. Yani irtibatsız konu görmemek, bütün konuların birbirle irtibatını görebilmek bir bakıma kitabın şeyidir. Yani bir doğruluk yani mıstakı gibidir diyelim. Şimdi nedir o ana fikir? Bu ana fikir vahdedi vücuttur aslında. Şimdi duymuşsunuzdur yani hani okumuşsunuzdur diyeyim vahdedi vücutla ilgili. Böyle şeyler var. Mesela İbn Arabi bu kavramı kullandı, kullanmadı falan görüşler var. Ben şahsen çok ilgili değilim o görüşlerle. Çünkü bu vahdedi vücut yani bunu kim kullanırsa kullansın ki mesela yani önermeleri İbn Arabi'den gelir. Yani iki tane temel önermesi var demiştim. Birisi vücudun hak olması,
İkincisi aynı sabitedir. Yani bu ikisi de İbn Arabi'den gelir. Yani en sistematik olarak buna ifade eden İbn Arabi oldu. Dolayısıyla yani şimdi hani vantede vücudu İbn Arabi'den ayrı düşünmek yani anlamsız bir şey. Yani kendini zorlamak yani. Hiç lüzumsuz bir şey. Şimdi bütün konuları İbn Arabi, yani diyelim ki kozmosla ilgili, doğayla ilgili, işte unsurlar, işte harflerle ilgili, bilmem işte menzillerle ilgili, amellerle ilgili vesaire. Hemen bütün konuları bir ana fikir etrafında toplayabilmiş bir şey. Yani bu hakikaten çok ilginç yani. Yani kitap çok başka bir kitap yapıyor. Bu nedenle şahsen mesela öteden beri yani Fütuhat-ı Mekke ile ilgili böyle çeşitli şeyler var. Mesela Batı dillerine yazılmış, ansiklopedik bir eser gibi falan böyle değerlendirmeler var. Ben bunları hep yanlış buldum. Yani bence doğru değil. Fütuhat-ı Mekke'yi yapan şey bir mesaili vardır. Nedir o mesail? Az önce söylediğim yani maliklik ve memlukluk. Yani az önce şu bak, uluhiyet ve mevluhiyet. Yani insan ve Allah arasındaki sırların bilinmesi. İnsan ve Allah arasındaki sırların bilinmesi. Şimdi kitabın meselesi bu. Yani kitap bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. İlah ve mevlasın. Şimdi metafizikte bizim bilgi yapmamızı mümkün kılan şey umuru ammedir. Mesela şimdi İbn Sina mesela umuru amme vardı. Müşterek bahisler vardı. Nedir bunlar? Varlık olmak bakımından bütün varlıklara ilişen konular. Umuru amme. Yani hangi varlık olur? Hepsinin ortak özelliği gibi. Yani umuru amme bu demek. Müşterek konular. Şimdi ben bu umuru amme bahsiyle ilgilenirken İbn Arabi şarihlerini, İbn Arabi de o cümleyi bulamamıştım. Konevi de doğrusu tam bulamamıştım. Konevi başka bir şey anlatıyor. Sonra Bali Sofyavi şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki ilahi isimleri tarif ederken ilahi isimler müşterekun beynel Rabbi vel abdi. İlahi isimler tabi cümle Türkçe başlayıp Arapça devam etti. Tamam. Yani esma ilahiye neyse artık şimdi Arapçasını toparlayamayacağım. Ama emin olun yani Arapçayı doğru anlamışımdır. Yani şeyde sıkıntı yok yani. Allah ile tamam Allah ile kul arasında müşterek olan niteliklerdir. Tamam Allah ile kul arasında müşterek nitelikler. Yani ne demek bu? Şimdi mesela diyelim ki bilgi. Tamam esma ilahi. Bilgi ya da şey. Şimdi ilim müşterek bir niteliktir. Fakat müşterek fakat şöyle bir farklılığı var. İlim hadiste hadis, kadimde kadim olarak bulunur. Ha. Mesela rahmet, müşterek bir niteliktir. Yani Allah'la aramızdaki irtibat noktası budur, rahmettir. Yani. Ama kadimde kadim, hadiste hadis ya da diyelim ki vacipte vacip, mümkünde mümkün olarak bulunur. Yani mümkün bir başkasından bunu iktisap eder. Kendiliğinde bulunamaz. Vacip olan ise bizatihi buna sahiptir, tamam mı? Şimdi bu bakımdan yani umur şey metafizikte o umur amme bahsi şeyde sufilerin metafizik anlayışında ilahi sıfatlar adını alıyor. Daha doğrusu ilahi sıfatlar onun yerini dolduruyor. Şimdi biz mesela metafizikte bilgiyi yani tasavvuf metafizikte bilgiyi ilahi isimler üzerinden üretiyoruz. Yani bütün dikkatimiz artık ilahi isimler üzerine. Artık şu cümle bir anlam kazanıyor. Mesela tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın cümlesi bir anlam kazanıyor. Çünkü bu nitelikler aslında ahlakın da ilkeleri. Yani mesela rahmet diyelim. Ahlakın ilkesi. Mesela kerem, cömertlik, ahlakın ilkesi. İşte aklınıza gelecek diğer yani bütün vasıflar ahlakın ilkesi. Şimdi biz böyle olunca ilahi niteliklerde şey öğrenmiş oluyoruz. Yani Tanrı'ya nasıl yaklaşacağız? Onun ahlakına uyarak yaklaşacağız. Tasavvuf şimdi bu bakımdan erken dönemiyle de irtibatını kurmuş oldu. Şimdi Bani Sofya'nın bu cümlesini böyle paranteze alalım. Yani şeyimiz, metafizik yapmamızın aracı, kavramları ilahi niteliklerdir. Yani biz ilahi esma üzerinden metafizik yapabiliriz. Yani bizim dikkatimiz esmadır. Bu nedenle tasavvuf tarihinde mesela Fütuhat-ı Mekke'yi şimdi yani böyle bir bakıma bir esma şerhi olarak görebilirsin. Yani bir, mesela bu kitap diyelim ki Şerhu Esma İllahi Hüsna'dır mesela. Yani adını değiştiriyoruz şu an. Bu kitap Fütuhat-ı Mekke'ye Şerhu Esma İllahi Hüsna'dır, tamam mı? Ondan sonra bir parantez. Ben böyle bir Esma-i Hüsna şeyim oldu denemem. Buyurun.
kitabın adını şöyle verdim. Her ismi güzel, her ismi yüce olan. Yüce şey, azamın karşılığı olarak kullandım. Sebebi şu. Hocam estağfurullah hocam siz, yani size niye uzattılar onu? Evet. Yok hocam estağfurullah hocam siz. Ya size niye veriyorlar? Evet. Tayyip nerede? Kağıdı niye dolandırıyorsun Tayyip ya? Biz de... Evet. Demin meylu kullandım. Merbuk'ta var mı? Var evet. Merbuk. Rab merbuk. Ben yok zannettim. Yok yok hocam. Rububiyet merbubiyet. Rab'dan merbubiyet yani tabi. Rab, rububiyet, merbubiyet. Yani bu ikinci yani o mastar kullanımları yani benim yani böyle çok iddia söylemek istemiyorum ama aşağı yukarı yani bu konuda bir şey var yani. Yani yanlışsa bu iddian çürütülmesi lazım. Bu İbn Arabi'ye mahsus bir şey yani. Yani dilde olabilir bu. Fakat düşünceye bunun taşınması ve düşüncenin ana kavramı haline getirilmesi İbn Arabi'ye mahsustur. Çünkü bu düşünceye muazzam bir ufuk getiriyor. Yani hani bunu böyle ele aldığınız zaman mesela şu soru anlamını kaybediyor. Mesela kelam açısından şu bir problemdir. Yani neden mesela bu alem yani Tanrı'nın için yaratacak? Mesela Tanrı insan yani bir soru mesela kelamda anlamsızdır. Kelam cevap vermez zaten. Yani öyle yani sana ne gibi yani hani böyle bir meydan okumayla tasavvufta öyle değil. Tasavvufta bunların hepsi anlamını bulur. Çünkü yani merbubiyet rububiyet için lazım bir şeydir. Tamam yani eğer, yani biz mesela çağımızda bir dini düşünce üzerine konuşacaksak, çağımızda mesela dini düşünceye böyle hani bir şey getireceksek burada hareket edeceğimiz nokta aslında İbn Arabi'dir. İbn Arabi'nin bu dilidir. Çünkü çağımız mesela hani bütün doğayı, bütün evreni, bütün varlığı açıklayabilecek bir şey, bir teori istiyor. Yani istiyor da gerekiyor. Yani bunu yapmamız lazım. Yani hepimiz için yapmamız lazım. Bu konuda hareket edebileceğimiz nokta İbn Arabi'nin bu bakış açısıdır. Çünkü İbn Arabi bu bakışıyla meyluhiyet ve merbubiyete bir ontolojik değer buluyor. Yani bizim Tanrı'yı bilmemizin başka bir yolu yok. Uluhiyete gitmemizin başka bir yolu yok. O isimler zaten bizden geliyor. Ayrıca da mevzunun çok tartışma tarafları var. Yani hani şahsen kendi adıma bir kısmını yazdım yani bunların yani çeşitli vesileler ama hep tabii biz yani meslektaşlarımız hep bunları yazmamız lazım. Özellikle hani genç arkadaşlara söylüyorum. Bunları hep yazmamız lazım. Yani bunları hep işlememiz lazım. Çok ciddi meseleler vardır burada. Çok da derin düşünceler vardır. Yani onu söylememiz lazım. Şimdi dedik ki, Bâli Sofiyev diyor ki, yani metafizikteki yani umur-u ammenin mukabili şeyde yani tasavvuf metafiziğinde esmadır. Yani bunu Sadettin Konevi de söylemişti şu tasavvuf metafiziğinde. İbn Arabi aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla biz şimdi mesela Fütuhat-ı Mekki'yi böyle bir kitap, yeni bir kitap ismi versek Fütuhat-ı Mekki'ye diyeceğimiz şey şudur. Bu Fütuhat-ı Mekki'ye bir Esma-i Hüsna kitabıdır. Tamam yani şerh Esma-i Hüsna. Şimdi ben o cümleyi tamamlayayım az önceki müsaade ederseniz. Şimdi kitabın ismini böyle yazdık. Her ismi güzel. Her ismi yüce. Şimdi şundan dolayı Velevul Esmaül Hüsna ayet-i kerime. Şimdi her ismi güzel yani Allah güzel isimler Allah'a aittir. Yani sanki şey yani hani çirkin isimler oldu. Yani şimdi tasavvuf şunu demek ister. Her bir şey ona aittir ve her şey güzeldir. Yani ona ait olmakla her şey güzeldir. Dolayısıyla yani Velevul Esmaül Hüsna ve Kulluha yani ondan ortaya çıkan her bir şey güzeldir demek ister. Yani yoksa yani isimlerin güzelleri ona aittir değil yani. Hani bu tabii tasavvuf düşüncesi bakımından önemli yani. Böyle her ismi güzeldir Allah'ın. İkincisi, şimdi bir ism-i azam tartışması var. Çok hoş bir tartışmadır o. İşte isim, mesela şeyde de vardı. Bu Pi diye bir film vardı. Orada mesela Yahudiler bile arıyor işte böyle buna benzer bir şey arıyorlar falan. Yani bütün kadim kültürlerde bilinen bir şeydi yani ism-i azam meselesi. Şimdi İsmi Azam şu mudur, bu mudur falan duymuşsunuzdur tartışmayı. Bayezid Bistami bir söz diyor, çok hoşuma gidiyor. İsmi Azam nedir dediklerinde diyor ki, siz küçüğünü söyleyin, büyüğünü ben söylerim diyor. Yani evet, her bir ismi azamdır. Yani Allah her bir ismi azam, her bir ismi yüce olan, şey güzel olandır. Yani bu hakikaten öyle benim şahsen çok sevdiğim bir anekdottur. Yani o nedenle böyle kitabı şey vermiş. Deneyim ben şimdi tekrar. Burada hareket noktamız şey, yani ilahi isimler. O zaman şimdi Allah ile kul arasındaki esrar dediğimiz şey, yani bu sır kelimesini şimdi özenle şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü yani oldum olası yani bu tasavvuf böyle hani sırrı bir şey değil. Yani Hristiyan mistizmindeki gibi ya da başka geleneklerdeki gibi gizemcilik değil vesaire. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir şey yok yani. Sufiler böyle bir şey kabul ediyor. Çünkü tasavvuftaki en gizemli laf la ilahe illallah'tır yani hani. Yani böyle hani gizemciliğe gerek yok yani. Dolayısıyla sır kelimesini de doğru anlamak lazım. Yani böyle çok sırrı, böyle siyasi, gizli amaçlar olur. Böyle bir şey değil yani. Çok açık bir şey. Marifetten konuşuyoruz yani. Dolayısıyla ışıktan, nurdan konuşuyoruz yani. Anlaşılır bir şeyden söz ediyoruz. Böyle olması lazım. Şimdi İbn Arabi diyor ki, şimdi
Allah ile, yani kitabın ana fikri, Allah, insan. Şimdi burada daha önce anlatmıştım. İnsan dediğimizde aslında biz insan demiyoruz sadece. Bunun içerisinde cemadatıyla, nebatatıyla, hayvanatıyla bütün alemi kastediyoruz. Yani bütün varlığı kastediyoruz. O zaman insan eşit, yani insan eşittir alem. Değil mi? Alem. Allah ile insan arasındaki irtibatları anlamaya çalışacağız. Yönleri, yani bağları anlamaya çalışacağız. Bu mesele bize, diyelim ki filozofların söylediği gibi sadece bir varlık bağından ibaret değildir. Ya da illiyetten ibaret değildir. Yani işte mümkün varlığı, vacip meydan, bu değil. Çok yönlü irtibatlar var, çok yönlü ilişkiler var. Bu ilişkileri anlamaya çalışacağız. Anlayınca ne olacak? Anlayınca şu olacak. Bir, insanı tanımış olacağız. İki, insanı tanıdıkça Allah'ı tanımış olacağız. Yani iki bilgi birden elde edeceğiz. Şimdi bakın, bir şeyin altını çizeyim. Bu çok önemli bir konu. Şahsen yani ben öyle düşünüyorum. Bu tasavvuf Müslümanların dikkatini bir şeye çekti. Genellikle Müslümanlar diyelim ki, yani veya onun öncesinde Grekler falan, mesela Tanrı'yı bulmaya çalışıyor. İşte hakikati bulmaya çalışıyor. Bir şey yani böyle, yani dışarıda bir takım cümleler söylüyor. Sufiler dediler ki, ya biz bu bulmaya çalışan adamı bilmiyoruz dediler. Yani esas bilmediğimiz insanın kendisi. Yani bir meçhulümüz yok. Aslında iki meçhulümüz var. Yani biz insanı da tanımıyoruz. Tanrı'yı da tanımıyoruz. Tasavvuf ilk kez dini düşünce tarihine insanı tanımak diye bir sorun getirdi. Bunu tasavvuf, bakınız bunun altını çizmemiz lazım. Bunu dini düşünce tarihimize, yani İslam düşüncesine getiren tasavvuftur. Yani şu sorun, yani şu problemi düşünmeyelim. Ya zaten peygamber, onu konuşmuyorum. Zaten tabii ki peygamber de olduğu için. Ama neticede yani ilim gelenekleri ortaya çıktı ve ilim gelenekleri ortaya çıktığında fıkıh, hadis, kelam, bu bilimlerin insanı tanımak diye böyle bir problematiği yoktu. Olmadı. Felsefenin vardı. Bakın çünkü felsefe neticede ahlaktan metafiziğe giden bir yoldu. Fakat o dini bir dini bir soru değildi. Yani anladın mı? Yani felsefeyle tasavvufu ayrıştıran şey o konuda peygambere ittiba meselesidir. Ama felsefenin vardı. Bu nedenle mesela filozoflar, sufiler, filozofların o hakkını teslim ederler. Gazali bile teslim eder. Der ki filozofların ahlak hakkındaki teorileri muhtemelen peygamberlerden geliyordur. Yoksa bu kadar doğru şey söyleyemezler derdi. Yani bu bir hakkın teslimidir. Bakmayın yani hani Gazali olduğu için mutlaka böyle bir yere bağlanması lazım. Ama bunu teslim ediyorlar. Yani felsefe de vardı ama kelamda, yani en azından ehli sünnet kelamında ve fıkıh geleneğinde bu soru, yani böyle bir problematik yoktu. Mesela yani insana biz bilmiyoruz. İnsanı tanımak, marifetün nefs, tamam mı? Bak marifetün nefs kavramı var ama mesela maleha ve maleha. Yani öyle bir yön söylüyor ki yani hak hukuk meselesi, yani iş değişiyor ama marifetün nefs başka bir şey. Ha yani mesela men arif başka bir şey, yani hani yani konu değişiyor yani. Dolayısıyla şimdi Müslüman sufilerin, yani Müslümanların gündemine, dünyasına çok önemli bir problematik getirdiğini kabul etmemiz lazım. Bunu erken döneminde getiriyorlar. Erken döneminde getirdikten sonra daha sonra 7. asırda ise bunun bütün boyutlarını, metafizik boyutlarını ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki eğer biz insanı tanırsak, şimdi bu mesela bak, altını çiziyorum. Tanımak kelimesi çok zor bir kelimedir. Yani men arafe kelimesindeki arafe çok zor bir kelimedir. Yani burada konuşacağız mesela marifetler üzerine. Bu çok zor bir konudur. Fakat bir kez tanıdıktan sonra biz iki şeyi birden tanımış olacağız. Biz doğayı tanımış olacağız, tabiatı. İkincisi Tanrı'yı tanımış olacağız. Yani anahtar kavram burada, yani orta terim insandır. Yani insanı tanımaktır. Bunu kelimenin, yani bildiğimiz anlam, felsefe dünyasından bildiğimiz bu tartışmayı, mesela şimdi diyor ki mesela Delphi Mabedi'ni yazmış, kendini bil diye yazmış, tamam mı? Bu tartışmayı Müslümanların gündemine getiren sufiler oldu. E peki aynı mı oldu? Hayır, aynı olmadı. Sufiler bunu peygamber yoluna itibariyle açıkladıkları için bu bir dini ahlak haline geldi. Mesela tasavvuf hiçbir zaman mesela, yani ilk mesela yazılarında şahsen biraz o konularda daha dikkatsiz oldu, yani dikkatsiz bir şey var galiba. Mesela işte tasavvuf ahlaktır falan filan diyoruz. Bu ifade doğru değil. Tasavvuf dini bir ahlaktır. Yani cümlenin böyle kurulması lazım yani. Evet. Şimdi bakınız. Gelelim. Allah insan irtibatı, yani kitabın ismini anlatıyoruz. Yani bu kitabın ismi Allah insan irtibatının bilinmesi. Yani ne demek? Şimdi mesela bu irtibatın neticesinde ortaya çıkan isimler var. Bunların hepsi kavramdır, hepsi bilgidir, önermedir. Mesela biz Allah'ın Rahman olduğunu bildik. Nereden bildik? Hayatımızdan bildik.
Tamam, yani mesela varlık diye bir şey varmış. Buradan bildik. Mesela varlık olmasa, yani bu alem olmasa rahmetle ilişkisini bilemeyiz. Mesela Allah'ın Rahman olduğu cümlesini biz bilemeyiz. Şimdi tartışma yapıyorlar. Diyorlar ki acaba isimler tevkifi midir değil midir? Yani isimleri Tanrı mı veriyor, biz mi söylüyoruz? Sufiler diyor ki ister tevkifi olsun ister başka türlü olsun içiniz olan biziz diyor. Yani yorumu yapan biziz yani. Bunu anlayamayız. Mesela bakınız o sırlardan yine konuşalım. Mesela Allah kerimdir. Nereden biliyoruz biz? Kendimizden, yani alemimizden hareketle biliyoruz. Mesela diyoruz ki bakınız kerimle ilgili özel bir mana vereyim. Kerim, bu İbn Arabi'den öğrendiğim bir şeydir. İbn Arabi okuduğunuzda bir de şeyi göreceksiniz. Nüanslarla, yani nüansları göstermek yani. Yani bunlar üzerinden, yani metafizin incelik, yani rekaik diye bir kelime vardır şeyde tasavvufta. Bunu İbn Arabi'de görebilirsiniz. Mesela, şimdi diyelim ki 3-5 tane cömertlik kavramı var. Cud, Seha, İsar, Kerem falan sayılabilir yani. Daha fazla da sayabiliriz. Şimdi İbn Arabi Kerem'i varlığın ilkesi olan cömertlik sayıyor. Neden? Bu bir imkan tanımından hareket eder. İmkan var olmayı hak ettiği için Allah onu var etmedi. Keremiyle onu var etti. Yani liyakatına bakmaksızın onu var etti. Şimdi önce bunu böyle bir ontolojik ilke olarak ele alıyor İbn Arabi. Ondan sonra bunu ahlaki ilkeye dönüştürüyor. Biz de diyor liyakata bakmaksızın cömert olabilmeliyiz. Şimdi bu insanın kendini tanımasıyla Tanrı'yı tanıması arasında bir irtibat noktası. Şimdi bu bakımdan Allah insan arasındaki sırlar dediğimizde şu sırlardan her birinin yerine mesela 99 esmayı yazabiliriz. Yani 99 esma, misal olarak söylüyorum, 99 isim, her biri Allah'la bizim aramızda bir irtibat noktasıdır. Dolayısıyla şimdi Fütuhat-ı Mekke'nin yapmak istediği şey bu. Mesela Allah'ın El-Kavi ismi var. El-Kavi ismiyle insan irtibatını ele almak. Farklı durumlarıyla. Allah'ın El-Kadir ismi var. Allah'ın El-Malik ismi var. Allah, yani neyse. Ve bunların hepsini biz kendi hayatımızdan ona vereceğiz. Yani gördük, evet, El-Malik misin? Gördük, El-Kavi misin? Gördük işte Er-Rezzak misin gibi. Tamam, kitap bu. Yani bunun üzerine kurulu. Dönelim şimdi. Şu marifetler kısmında bir konu anlatmam lazım. Bunu nasıl anlatırız? Sorun yok yani. Yani inşallah. Şimdi marifetler bahsi, hani kitabın içeriğiyle ilgili de söyleyelim. Yani epey bir bahis tutuyor kitapta. Ama en çok bahis, yani bu marifetler kısmında ibadetlere ayrılıyor. Bunları mesela şeyde ayrıştırdık, yani tek tek kitap olarak bastığımızda. Yanılmıyorsam 5. cilt ya da 6. cilde kadar geldi. Yani kitabın 1/3 gibi. Yani böyle çok önemli bir yer tuttu bu marifetler bölümü. İki kısım gibi düşünelim burayı. Bir, yani bazı kavramları tanımak. Yani yaratılışı tanımak. Mesela alemin yaratılışı vesaire falan. Yani bu tarz yani bu bilgilere ulaşmak. İkincisi, ibadetleri tanımak. Yani ibadetlerin manalarını, ibadetlerin batını kelimesini Allah bile hiç yani tercih edesim yok. Yani batını kelimesi dedikçe tasavvufa haksızlık yapıyoruz. Yani kelime batını değil. Yani sufilerin sevdiği kelime batını değil. Yani mesela bir sufinin sevdiği kelime el-cem kelimesidir. Ne zahiridir ne batındır. Yani cem kelimesini severler. Yani sufiler mesela bir kelimeyle anlatacaksak ehli cem dememiz gerekir yani. Bu bakımdan böyle batınlığı demeyi sevmiyorum. Ve batınlığı her dedikçe böyle hani Gazali'nin o kavga ettiği batınlılara aklım gidiyor. Doğru kavram bu değil. Mesela ibadetlerin batını yorumları falan. Bu değil. Yani doğru ifade bu değil. Mesela İbn Arabi itibar kelimesini kullanır. Yani vefil itibar der mesela. Yani buradan mesela şunu demek ister. Bu ibadetten insana geçersek ya da bu ibadetten mesela tabiata geçersek veya bu ibadetten Allah'a geçersek gibi, yani tabir anlamında, yani ubur anlamında bir kelimeyi kullanıyor ama batini kelimesi bence şeye uymuyor. Yani bizi çok başka sorunlara getirir. Kullansa bile, yani İbn Arabi kullansa bile, yani aklımıza böyle bildiğimiz batınilik gelmemesi lazım. Çünkü yani tasavvuf gerçekten bir batınilik değil yani. Bu çok yanlış bir bakış açısı oluyor. Şimdi şöyle, yani eğer yani doğru kavram şu, bu mesela Fusus-ül Kerim'de şeyde çok geçer, mesela Musafasında çok geçer. Şimdi görüntüyle gerçeklik arasında bir çelişki var. Görüntüyle gerçeklik. İbn Arabi söylemek istediği şey bu.
Ama şimdi zahir batın, yani zahirlik ve batınlık ayrımı her zaman böyle olmaz. Yani illa yani zahir görüntüdür, batın gerçek, böyle bir şey olmaz yani. Ama İbn mesela şimdi İbn Arabi yani varmak istediği şey yani görün yani olayın bir görüntüsü var, bir şekil var. Bir de şeklin öz, yani öz tarafı, bir hakikat tarafı var. Dolayısıyla şimdi konunun böyle ele alınması lazım diye düşünüyor. Şey de yani mesela İmam Gazali yani bunu yapmak istiyor ama tabii İbn Arabi burada daha fazla emek sarf etmiş ve daha yani konuyu hakikaten daha derin bir şekilde ele almış. Yani bu konuda hiç tereddüt olmasın. Yani hakikaten Gazali'nin İhyası'yla yani Fütuhat-ı Mekke'yi ben hani Gazali'yi de şahsen severim ama çok zayıf kalıyor. Yani İhya yani bana şahsen bazen soruyorum mesela ne okuyalım falan. Ben diyorum Gazali okuyun diyorum. Yani İhya okuyun diyorum. Yani ben hiç kimseye Fütuhat tavsiye etmem yani şahsen. Ondan sonra yani burada hani diyor ki yüksek lisans doktora yani hocam bunları da okumayacaksa İslami metin kitabı yakmak lazım yani. Ama normal şartlarda hani o şeye Gazali tavsiye ederim ama arada çok büyük fark var tabii. Yani onu söylemek lazım. Şimdi burada mesela diyelim ki işte bu harfler, harekeler ondan sonra anlatıyor bölümleri. Yani uzun uzun gidiyor. Ben şimdi bunları anlatmayacağım. Yani birinci bölümden marifetler kitabı, marifet kitabı ve diyorum size yani genel olarak yani alemin yaratılışı, ilgili takım konular, kavramlar bunları ele aldıktan sonra ibadetlere geçiş yapıyor. Namaz şöyle işte besmele ile başlıyor, abdestle devam ediyor. Namazla başlıyor mesela namazı aşağı yukarı bu ebatta bir cilt ayırıyor. Yani tam bunun kadar bir cildi müstakil olarak namaza ayırıyor. Ondan sonra mesela hani kelime sayılarını bile söyleyebilirim. Mesela 45 bin kelime oruca ayırıyor, 47 bin kelime zekata ayırıyor, 80 bin kelime hacca ayırıyor. Ondan sonra başka ne kaldı? Namaz, oruç, hac, zekat. Onu ilk başta 17 yani hepsini yani hani kitap şey yaparken tabii bunlar sayıyorduk yani hani bitmiyor çünkü yani her defasında falan böyle yani namaz yanılmıyorsam 165 bin kelime 170 bin küsür de bir tanesini ayırdık cenaze namazını ayırdık yani kitap çok hacimli oluyor diye cenaze namazını ayırdık şeyde yani 170 küsür bin kelime yani falan yani şimdi yani düşün yani hakikaten bence Fütuhat-ı Mekkiye'nin bu kısmının anlaşılmasının önünde çağımızda çok ciddi bir problem var. Ama bu problem sadece İbn Arabi ile ilgili değil. Diğer yani mesela Gazali için de olabilir. Başkalar nedir bu problem? Müslümanlar modern çağda şu meseleyi biliyorlar. Bak. Bilgi ile amel arasındaki ilişkiyi biliyorlar. Bunu bütün çağlarda herkes biliyor. Yani mesela bilgimiz var, amel etmeliyiz. Tamam? Bunu herkes biliyor. Yani bunu bilmeyen yok. Bilgimiz var, amel etmeliyiz. Hatta mesela amel olmayan bilgiden sana sığınırım mesela, değil mi? Yani böyle cümleler söylüyorlar. Yani faydasız ilimden sana sığınırım. Bu da çok enteresan bir konudur. Fakat kimse yani benim şahsen karşılığında yani yazılarından vesaire hani şöyle bir cümleye şahit değilim. Bilgi diyelim ki bilgiyi amele çevirdik. Peki sonra ne oldu? Bu sorunun yani şu üçüncü aşamanın cevabı yok. Bunun cevabı olmadığı için İbn Arabi'nin burada söyleyeceği hiçbir şey yani söyleyeceklerini biz aslında anlayamayız. Yani çünkü o değere yaklaşmıyoruz ona. Yani İbn Arabi ile aramızdaki en önemli kopukluk budur. Ne olması gerekiyor? Şöyle. Bilgi, amel, marifet. Evet. Bir ezan-ı şerif molası verdik. Birkaç dakika tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dedik ki Fütuhat-ı Mekkiye'nin birinci kitabı yani birinci ana bölümü Marifetler kitabı. Kitapta epey hacimli bir yer tutuyor bu. Şimdi bunun bir iddiası var. Yani bu kısmı anlamanın bir iddiası var. Temelde bir soru sormamız lazım. Bu soruyu sormadan veya bu soruya bir cevap vermeden İbn Arabi ile irtibat kuramayız. Yani İbn Arabi'nin söyledikleri bizim için yani böyle parça parça anlamlı olabilir ama bütünsel olarak yani bütün külli olarak İbn Arabi'nin ne dediği bizde bir şey oluşturmaz. Mana oluşturmaz. Ama muhtemelen yani 13. yüzyılda, 12. ve başka asırlarda yani insanlar İbn Arabi'nin bu konuda söylediklerini anlamaya daha müsaitti, daha teşneydi. Yani çünkü o zaman bu cümle unutulmamıştı. Şimdi bu cümle yani şu irtibat yani bilgi, amel ve marifet. Ona yani marifet dedim ama aslında gene bilgi diyeyim isterseniz. Bilgi diyeyim. Yani marifet başka bir şey değil yani. Marifet hususi olarak amelden ve ahlaktan ortaya çıkan amelden ve dediğime bakmayın. Amel ahlaktan ortaya çıkan bilgi demektir.
Yani marifetin anlamı budur. Yani marifet bir amel ve bir ahlak, yani ahlak neticesini, yani şu demek mesela, merhametli olduk, ne öğrendik? Bu sorunun cevabı marifettir. İbn Arabi düşüncesi. Şimdi bu sorunun cevabı şeyde vardı. Yani klasik dünyada vardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de vardı ve hadislerde vardı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de takva sahibi olursanız Allah size öğretir. Bu böyle ayet kelimeler var. Ya da işte şöyle yaparsanız şöyle, yani normalde yaptığınız davranışla sonuç arasında irtibat gözükmeyen, yani açık bir irtibatın gözükmediği bir takım eylemler zikredilir Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde. Şimdi bu amelle marifet arasındaki ilişkidir. Yani normalde hani takva sahibi olsanız Allah size öğretir. Hadis-i şeriflerde mesela bunun irtibatları var. Mesela bildiğinizle amel ederseniz Allah bilmediğinizi öğretir gibi. Yani amelden bilgi çıkar diye bir problem var. Zaman içerisinde bu problem sadece tasavvufun bir problemi olarak kaldı. Yani az mıdır? Az değildir yani. Belki yani bu da yeterli bir şey olabilir ama zaman içerisinde yani bu sorun tasavvufla özdeşleşti. Çünkü bilgi eylem problemini hiç kimse tasavvuf kadar detaylı ele almadı. Yani ayrıntılı ele almadı. Fakat tasavvuf burada meseleyi sadece bilgiyi amele dönüştürme bakımından ele almadı. Bir kısmı böyle oldu ve onlara daha sonra mesela ubbat dendi, zühat dendi ve onlar eleştirildi. Esas mesele bilgi amele dönüştükten sonra ortaya çıkacak yeni marifetle ilgilidir. Ve tasavvuf aslında yani İslam düşüncesine, İslam toplumuna ne kazandırdıysa bu ikinci süreçle ilgili kazandı. Yani bilgi, amel, yani bilgi amele dönüştü, amel marifet. Şimdi şöyle bir şekilde bunu ifade edeyim. Mesela hani meşhur bildiğiniz bir konu var. İlmel yakın diyelim. İlmel yakın devam ediyor. İşte ayn ve hak şey. Hakkal yakın olarak devam ediyor. Ayn el yakın, hakkal yakın devam ediyor. Şimdi bunun bazı böyle yani tasavvuf kitaplarına geçen çok aşırı anlatımları vardır. Yani mesela hakkal yakın hiç görmek nasip olmaz gibi geliyor insana. Yani ayn el yakını da yani böyle hani benzetmelerle öğrenebilirsin gibi. Mevzuyu şimdi bu kadar uzun tutmaya gerek yok. Şöyle bakalım. Biz bir şeyin doğru olduğunu biliriz. Mesela namaz kılmanın doğru olduğunu biliriz. Tamam mı? Sonra mesela namazı kılabiliriz. Ve o namaz bize bir bilgi edinir. Şimdi Fütuhat-ı Mekke'de, şimdi şuraların tercümelerinde bir sıkıntı yoktur. Şunun tercümesinde her zaman problem vardır. Çünkü hakkal yakın kelimesinin Türkçe'de bir karşılığı yok. Yani hakkal yakın kelimesinin aslında ayen-i sabite teorisi olmaksızın da bir anlamı yoktur. Yani hakkal yakın kelimesi başka bir tercüme edilemez. Yani İbn Arabi açısından tercüme edilemez. Hakkal yakın kelimesi ancak ayen-i sabite içerisinde anlamlı olabilir. Yani sizin bir şeyi kendinizden öğrenmeniz demek. Yani veya sizin onunla özdeşleşmeniz. Yani bilgi ve bilinen arasındaki ayrımın ortadan kalkması lazım. Burayı paranteze alalım şimdilik. Şuraya dönelim tekrar. Şimdi şuradan itibaren tasavvufta bilgi devam ediyor. Tamam mı? Şimdi bakınız. Biz bir şey öğrendik. Tasavvufun bunun bir cevabı var. Henüz öğrenmedik. Bilgimiz zan. Eyleme dönüştürdük. Diyelim ki bilgi, şimdi amel oldu. Amelden şimdi bilgi çıktı. Bakın, amelden şimdi bilgi çıktı. Ama hakikate daha yol var. Yani marifetten hakikate daha yol var. Şimdi süreci şu şekilde ele alan. Yani zandan, bak normal şimdi şurası olmazsa şuraya zan diyemeyiz. Buraya bilgi deriz. Burası olduğu için buraya zan demek zorundayız. Şimdi tasavvuf bilgi anlayışını böyle değiştiriyor. Ve Müslümanlar, Müslüman toplum, Müslüman cemaate şunu hatırlatıyor. Amel bilginin kaynağıdır. Bu şimdi Elif diyecek ki yani Grek şeyinde de bu vardı. Var veya yoktu yani. Mevzuyu geçelim ama Grek felsefesinden İslam toplumuna aktarılmış olan çok önemli bir tartışma vardı. Bilgi eylem tartışması. Tamam, bilgi eylem tartışması. Şimdi bilgi eylem tartışmasını hariciler başlattı. Fakat iman amel şeklinde başladı. Yani iman zaten öyle başlaması gerekirdi. Yani iman amel ilişkisi şeklinde. Daha sonra Sünnilik, Mutezile bunun karşısında pozisyonlar aldı fakat şey değişti. Yani zaman içerisinde düşünce anlamını kaybetti. Önemini kaybetti. Sufiler bunu başka bir açıdan sürdürdüler ve gerçek anlamına taşıdılar. Dediler ki biz bilgiyi eyleme taşıdığımızda eylemden yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şimdi buna marifet dediler. Dolayısıyla şimdi mesela marifet kelimesinin bir anlamı vardır. Yani marifet amelden çıkan ya da ahlaktan çıkan bilgi demektir. Şimdi kitabın bu 5 cildi aşağı yukarı amellerimizden yani amalimizden ortaya çıkan bilgiler nelerdir? Marifetler nelerdir? Asıl ana fikri bu. Ve bu ana fikri anladığımız ölçüde
Kitabın bu kısımları bize bir fayda verecek. Bunu unuttuğumuz ölçüde de İbn Arabi'yle konuşamayacağız. Yani İbn Arabi'yle diyalog kuramayacağız, irtibat kuramayacağız. Şimdi bir noktanın da altını çizeyim. Şimdi Türkiye'de yani özellikle son yıllarda hani şahsen biraz bunun hani şeyini yapmaya çalışıyorum. Yani hani belki bir sürü insanla yapıyordur da ben de şahsen mücadelesini yapmaya çalışıyorum. Şimdi ibadet meselesi ya sosyolojik yararları açısından ele alınır, ya psikolojik yararları açısından ele alınır, ya bilmem ne yarar. Ama hep bizle ilgili, yani hep benle, yani insana taalluk eden fevaidi bakımından ele alınır ibadetler. Mesela oruç tutacağız. Niçin? Mesela fakiri anlamak için, zengini bilmem işte terbiye etmek için, ötekini bilmem ne falan. Zekat vereceğiz niçin? İşte fakirin karnını doyurmak için falan. Hep böyle bir sosyolojik İslam diyor. Daha doğrusu bir sosyalist İslam. Yani önce sosyalist, sosyalist İslam yorumu ortaya çıkıyor. Bu yorum içerisinde kaldığımız sürece İbn Arabi'nin şu dediklerinin bize hiçbir anlamı olmaz. İbn Arabi'nin dediklerinin anlamlı olabilmesi için şöyle bir cümle kullanacağız. Mesela oruç niçin tutulur? Tanrı'ya benzemek için. Oruç tutunca ne olur? Allah hakkında bir marifet elde ederiz. Mesela zekat niçin verilir? Allah'a benzemek için ya da Allah'a yaklaşmak için, kurbiyet için. Peki zekat yani ne olur? Allah hakkında bir marifet elde ederiz. Namaz niçin kılınır? Namaz zaten baştan sona. Yani hani bu İbn Arabi'nin bütün düşüncesini namaz üzerine toparlayabiliriz aslında. Yani bir mesela az önce dedim ki Fütuhat-ı Mekke bir Şerh-i Esmaillah Hüsna'dır. Mesela şöyle bir cümle kullanabilirim yani hiç abartmadan. Bunu Fususul Hikem'den özellikle Muhammed faslından hareketle de söyleyebilirim. Yani İbn Arabi için yani ana şey yani ibadet yani namazdır. Çünkü namaz İbn Arabi açısından bir cami ibadettir. Yani insan kevni camidir. Kevni camidir. Kevni camiyle Hazreti Eyn'dir. Namaz kevni caminin ibadetidir. Yani namazda bütün şeyler, varlıklar, bütün meratip toplanır falan böyle bir ibadet biçimidir. Şimdi o zaman tekrar toparlayalım bu marifet konusunu. Diyoruz ki marifet konusunun anlamlı olabilmesi İbn Arabi'nin bilgi, amel ve tekrar bilgi. Ondan sonra amel, bak bu marifet yeni bir amel. Amelin biçimi değişti. Ondan sonra tekrar bilgi. Şu cümle mesela artık tasavvufta anlamlı olur. İki günü eşit olan mesela ziyandadır. Anlamlı olur. Çünkü iki gün teknik olarak eşit olamaz. Yani iki ibadet eşit olamaz. Mesela namaz kıldık. Bilgimizin tarzı değişti. Yeni bir namaz kıldık. Yeni bir bilgiyle kıldık onu. Anladın mı? Yani hep bir şeydi. Yani hep bir terakkiydi. Ama bunun olabilmesi için tekrar edeyim. Şu şeyin yani Grek felsefesinden aklımıza kalan bilgi amel tartışmasının yeni bir boyut kazandığını, bilgi amel, amelden ortaya çıkan marifet şeklinde dönüştüğünü zihnimize yerleştirmemiz lazım. Bu İbn Arabi'nin düşüncesinde çok önemli bir konudur. Şimdi devam edelim. Böyle ilgili bahisler var. Çok uzun bölümler geliyor. Arada mesela her konuyu ele alırken işte mesela namazı anlatacak, namazın işte hakikat yorumlarını, işte aslında namaz şudur falan bunları anlatacak. Arada bazen böyle tali konular geliyor. Yani o konuyla ilgili başka bir takım şeyler geliyor. Bazen kendi tecrübeleriyle ilgili başka bir takım şeylerle. Onlar hani kitaba belki bir şey kazandırıyor. Yani bir akıcılık kazandırıyor ama aslında böyle kitabın asli unsurlarından değil. Yani öyle bir sürü konu var göreceksiniz kitabı okurken. Bir sürü konu asli unsurlarından değil. Ana fikri olarak anlatmak istediği şey bu. Şimdi ikinci konu muamelat bahsi, muameleler. Burası şimdi hani bir başlayayım mesela dedim yani başlıklarını okuyunca ne demek istediğim daha iyi anlanacak. Mesela tövbe, ondan sonra terki tövbe, tövbenin terki. Mücahede, terki mücahede. Şimdi bu tabii çok İbn Arabice bir şey. Yani normalde biz şimdi bunu Gazali öncesinde, şimdi biz tasavvufu iki dönem şeklinde ele alıyoruz. Birincisi Gazali öncesindeki tasavvuf diyoruz. Gazali'yi burada esas bir unsur olarak görmüyor. Yani ben şahsen mesela Gazali'yi böyle esas bir unsur olarak görenler var. Çok yanlış yapıyorlar. Gazali tasavvuf açısından esas bir unsur değildir. Sadece bir dönemlendirme açısından kendisine atıf yapıyorum. Gazali öncesi tasavvuf. Gazali öncesinde tasavvuf ehli sünnet akidesini kabul eden, yani ehli sünnet akidesi içerisinde şey yapan bir tasavvuftur. Serracılar, Kuşeyriler, Hucuriler böyle bir tasavvuf. Ama tasavvuf esasen İbn Arabi'nin ifadesiyle olgunluk kemal dönemine İbn Arabilerle oluşuyor. Artık bu dönemde metafizik haline giriyor. Bunun şimdi farklarını anlatacağım size. Şimdi şimdilik farklarından bir tanesi şu. Mesela klasik dönem tasavvufunda haller ya da makamlar bahsine başladığınız zaman şöyle başlar. Tövbe,
mücahede, diyelim ki halvet, uzlet, firar falan böyle devam eder. Şimdi bazı, ondan sonra zikreder. Mesela tevbe der. Tevbede iki teoriyi zikreder. Bir kısmı için tevbe günah hatırlamamaktır. Bir kısmı günahı unutmaktır. Çok kötü bir şekilde ifade ettim. Aynı şeyi söyledim galiba. Dersin bu vaktinde dikkatinizi toplamış olmanız nedeniyle evet, böyle bir şey yapmam gerekiyordu. Demek ki... Dağılmamıştı hocam, takip edin. Siz ne gidiyor? Ben Ercan, Nedim, onlar arkadaşım 2-3 kişi var. Evet. Onlar için söylüyorum. Size yok efendim, size bakıyorum da orayı söylüyorum yani. Yani, öyle, yani bakmayla söz aynı yere gider mi yani? Göz başka. Yani size hani hayretliler falan arkada dikkatleri dağılmıştı, onlar için söyledim. Peki nasıl ifade edeceğiz bunu? Bir kısmı için tövbe, günahı unutmak, bir kısmı için unutmamak. Tamam. Unutmak diyen Cüneydi Bağdadi. Unutmamak diyen Selbin Tüsteri. Selbin Abdullah Tüsteri. Tamam, yani şeyde Hucveri tarafından Mutezili etkide kalmakla eleştirilen kişi. Selbin Abdullah Tüsteri. Hucveri öyle söyleyecek. Yani böyle olmaz diyecek. Yani bu kadar cehd üzere kurulu tasavvuf olmaz diyecek, eleştirecek onu. Neyse. Şimdi bunlar tevbe bahsi altında böyle görüş olarak zikredilir. İbn Arabi ise bunları birleştirecek. Yani tevbe vardır, bir de terki tevbe vardır. Şimdi bu ikisi aslında hani daha önce böyle hani Adem ve Ademul Adem diye bir şey söylemiştim ya. Ve demiştim ki bu aslında İbn Arabi'nin bütün diline hakim olan bir yapıdır. Mesela bir ayetten bunu size söyleyeyim. Ve ma ramete iz ramete. Velakin Allah ram. Tam yani bu ade yani bakın nefi ispat nefi. Yok, nefi ispat ispat, tamam mı? Ve ma ramete bak atmadın ama sen varsın ama iz ramete bak attın. Bak atmadın, attın, Allah attı. Yani anladın mı? Yani şimdi bir nefi ispat ve nefi. Bu İbn Arabi'nin diline hakim olan bir şeydir ve burada tek bir fiilden söz ediyoruz. Yani bir taş atılıyor. Bu taşı atmak için bak. Sen attın ama sen atmadın, Allah attı. Şimdi bu cümle. Bu İbn Arabi'nin diline hakim bir şeydir. İbn Arabi'nin dilini sistematik böyle bir veya statik bir dil olmaktan çıkartan şey bu. Ve onu aslında vahiy ve sünnet diline yaklaştıran da burası. Yani atmadın, yani bu. O zaman şimdi bakın. Tevbe ve terki tevbe İbn Arabi bakımından anlamlı. Ama daha önceki tasavvufta bunlar iki fraksiyondu. Yani bir grubu mesela tevbeyi savunuyordu, bir kısmı terki tevbeyi savunuyordu. Mesela bir kısmı fakri savunuyordu, bir kısmı terki fakri savunuyordu. Bir kısmı mesela zühdü savunuyordu, bir kısmı terki zühdü savunuyordu. Tamam mı? Ekoller vardı. Birbirine farklı ekoller vardı. İbn Arabi bunları kendi mezzetti. Yani birleştirdi. Dedi ki ya bu aslında ikisi aynı anda olması gereken bir şeydir. Yani bu bakımdan düşünceyi çok başka bir noktaya taşır. Şimdi bu kısım muameleler. Şimdi bizim Gazali öncesinde tasavvufta haller, makamlar veya riyazet, adapla ilgili gördüğümüz bahisler burada ele alınmıştır. Mesela devam ediyor. Şimdi bakın. Yani takva mesela, takva bahsi, işte vera, işte veranın terki, züht mesela. Bu züht bahsi çok önemlidir. Bir parantez bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Belki hani yani oraya gelmek nasip olmaz veya unuturuz falan. Tasavvuf tarihi İlk zahit yönelimleriyle başladı. Yani ilk hareketler züht şeklinde ortaya çıktı. Ve ilk züht hareketleri ortaya çıktığında hakikaten zahitlerin böyle çok çelişkileri, çok çatışmaları oldu. Mesela evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Mesela evlilik hayatı olacak mı, olmayacak mı? Bunu çok tartıştılar. Mesela ticari hayat olacak mı, olmayacak mı? Bunu çok tartıştılar. Mesela sosyal hayatta görev alacak mıyız, almayacak mıyız? Şehirden dışarı mı çıksa, çok tartıştılar. Yani çok problemler oldu. Mesela muhasebede bunlar var. Başka sufilerde bunlar var vesaire. İbn Arabi'ye geldiğinde, şimdi bu çok önemli bir nokta, züht taşıyıcı bir kavram olmaktan çıktı ve bir hale döndü. Tamam mı? Züht taşıyıcı bir kavram. Yani mesela tasavvuf artık züht olmaktan çıktı. Biraz daha erken yapıldı bu. Yani hani Serraclarla Cüneydi Bağdat'ı sonrasında yapıldı ama artık İbn Arabi'ye geldiğinde züht taşıyıcı bir kavram. Yani mesela tasavvuf zahitliktir denmedi. Tam tersi tasavvuf içerisinde mesela melamilik ortaya çıktı. Melamilik zühdü eleştirmeye başladı. Şimdi bu bakımdan yani tasavvufun kendi iç gelişmeleri, iç değişmeleri çok önemlidir ve İbn Arabi bunun çok farkındadır. Yani mesela İbn Arabi'nin mesela şöyle bir yazı, özellikle tasavvuf çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Hatta mesela bir yüksek lisans tezi, belki doktora da olabilir de yani şimdi yüksek lisans tezi değil. Abdullah böyle bir makale yazmıştı kısaca. Mesela İbn Arabi'nin erken dönem tasavvuf eleştirisi. Yani eleştiri kelimesini olumsuz gibi düşünmeyin. Çok olumlu bir kavram aslında.
diye bir tez, mesela bir yüksek lisans tezi yapılabilir. Çok da güzel bir tez olabilir. Yani hangi noktalarda eleştiriyor ve nereden nereye taşımak istiyor? Bu çok iyi bir. Yani İbn Arabi'nin erken dönem tasavvuf okuması. Bu daha doktora tezi olabilir ama spesifik olarak işte züht eleştirisi mesela diyelim ki yüksek lisans tezi falan olabilir. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapmanızı ve en azından içinizden birilerinin yapmasını tavsiye ederim. Devam ediyor. Şimdi mesela açlık, işte mesela ümit, hüzün. Bunlar şimdi tasavvufta haller ve makamlar bahsinde gördüğümüz ana konular. Çünkü biz daha önce bunu söylemiştik. Şimdi tasavvufun bir mevzusu var, mesaili var, yöntemi var ve bir maksadı var. Yani bir din bilimi olduğu için bu temel bu dört unsura sahip. İşte anlatıyoruz mesela mevzusu nedir? İşte ahlaklanmadır. Yani ahlakın, yani insanın ahlaklanabilir olmasıdır. Yani iyi ahlak sahibi olabilmesidir. Mesela kötü ahlak diye bir şey olmaz. Yani iyi ahlak sahibi olabilmesidir. Mesaili bu ahlaklanma sürecinde yaşadığı hallerdir, makamlardır. Geçtiği makamlar, aşamalardır. Yani tasavvuf bunun için vardır, bunun eğitimi için vardır. Maksadı da tahalluk ve ahlak illa seviyesine ulaşmaktır. Yani kemal, velayet derecesine ulaşmaktır. Tamam, şey bu. O zaman tasavvuf kitaplarındaki bütün bu bahisler İbn Arabi tarafından muamelat bahsine, yani marifetler kısmından sonra gelen muamelat kısmına ele almıştır. Fakat şimdi daha sonra geride tekrar söyleyeceğim ama burada şimdi bir şey söylemem lazım. Yani aradaki farkı anlatmak için bir şey söylemem lazım. Şimdi İbn Arabi ne yaptı? Yani mesela bu bahisleri ele alırken ne yaptı? Ya da şöyle soralım. Kitabın adı Allah ve İnsan ya da Malik ve Memlük ilişkisindeki sırlar. Burada ne yaptı? Misal diyelim ki Kuşeyri'de de kabz var, bast var. Burada da ele alıyor. Burada ne yaptı? Yani İbn Arabi ne yaptı? Ya da diyelim ki üns, vahşet. İbn Arabi'de de var, Kuşeyri'de de var. Burada ne yaptı? Bunun cevabı bu anlattığımız hani 7 asırlık hikayenin cevabı. Kuşeyri'de kabz vardır. Kuşeyri'de bast vardır. Üns, vahşet vardır. Fakat bunlar Kuşeyri'de ve Kuşeyri öncesi tasavvufta suluka katılmış bir kişinin yaşadığı hallerdir. Ve orada mesela mürşidi şöyle mesela der ki mesela kabz haline geldin. Başka bir şey yapma der. Bir şeyle ilgilenme. Kendini zorlama falan der. Tamam mı? Yani onunla ilgilidir ve mürşidinin görevi onu o kabz içeri kabz hali içinde şeriat sınırlarında tutmaktır. Sonra mesela bast hali gelir. Bast halinde de şeriattan sapmasını engellemektir. Tamam mı? İbn Arabi bir geldi. Kabz ve bast konusunu ele alırken perspektifi bir değiştirdi. Bütün tasavvuf algımız alt üst oldu. İbn Arabi dedi ki kabza ve basta giren biz değiliz. Kabız ve bast olan Allah'tır dedi. Yani kabz ve bast Allah'ın alemle irtibat, iki irtibat biçimidir. Allah kabz eder, yani daraltır ve bast eder, yayar. Mesela gölge benzetmesini yapıyor, tamam mı? Ayette geçen o şey, gölgeyi çeker ya da gölgeyi genişletir. Şimdi Allah eğer böyleyse o zaman bizim dışımızdaki doğada bir kabz ve bast vardır. Yani evrende bir kabz, yani evrende iki ilkedir, kabz ve bast. E peki ben kimin? Ben Allah'ta olan, evrende tecelli eden bir ilkenin kendisinde ortaya çıktığı bir varlığı. Şimdi ne oldu bakınız? Küçük ilkeden yani şunu söylemiyorum bakınız. Kuşeyri bunu biliyor muydu bilmiyorum. Böyle bir mevzuya girmem. Yani. Gerek yok yani. Fakat Kuşeyri bize bunu böyle anlatmadı. En azından bunu söyleyeyim. Kuşeyri bize bunu anlatmadı. Ya da erken dönem tasavvuf bize bunu böyle anlatmadı. Çünkü bunun için gerekli olan nazari donanıma sahip değildi. Fakat İbn Arabi geldi bu kabz ve bastan ya da üns ve vahşetten ya da işte diğer kavram, yani diğer hallerden bir irtibat kurdu. Dedi ki eğer ben kabz yaşıyorsam, şimdi bu marifetün nefsidir, yani kendimi tanımadır. Kendimi tanıdım. Ben kimim? Kabz yaşayan birisiyim. Ya da bast yaşayan birisiyim. Tamam mı? Kabz daralma, bast genişleme. Genişlik. Yani genişleme, rahatlama. Tamam mı? O zaman seyri süluka girsin ya da girmesin her insan kabz ve bast yaşıyordur. Daha da fazla gidelim. Bütün varlıklar, bütün bitki, yani tabiat, yani doğa bir kabz ve bast yaşıyordur. Bunu İbn Arabi getiriyor. Çünkü neden? Allah el kabız ve el basıttır. O zaman bakınız, kendini kabz ve bast halinde bilen Allah'ı el kabız ve el basıt olarak tanıdı.
Şimdi bu cümleyi, yani bu perspektifi getiren İbn Arabi oldu. Ve bunu aslında bütün hallere ve bütün makamlara tatbik etti İbn Arabi. Dolayısıyla şimdi insanı özne olmaktan çıkardı, insanı neticeye dönüştürdü. Yani eğer bir şey bende oluyorsa, yukarıda bir ilkede var olduğu için bende oldu. Esma'daki ilişkiyi kurdu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Allah ile insan arasındaki yani kavz-ı bas açıklama şey modeli böyle. Kitabın bu kısmını böyle mütalaa etmemiz lazım. Evet. Ezanı eklemiyor musun? Devam. Şurayı bitireyim ya. Kahmetli şeyde. Evet. Üçüncü bölüm haller, fasıl. Buradaki haller daha çok bizim bu tasavvuf kitabına geçen adab kısmına karşılık geliyor diyelim. Adab kısmı gibi böyle geçelim. Yani uzun uzun anlatmak isterim ama gerek yok artık. Şimdi haller, yani önceki tasavvufta şimdi haller ve makamlar bahsi var. Yani burada biraz adab, biraz işte o makamların bir kısmı gibi bunlar ele alınıyor. Fakat tekrar ediyorum, buradaki şey, yani klasik tasavvufta mesela şöyle bir şey diyebilirsiniz. Dedim ki Kuşeyri kim okumalıdır? Yani Kuşeyri gerçekten yani İslam düşüncesiyle ilgili birisi de okuyabilir ama daha çok tasavvufla ilgili birisi okuyabilir. İbn Arabi kim okumalıdır? Dini düşüncede yani Tanrı fikriyle ilgili olan herkes okumalıdır. Normal şartlarda öyle. Tamam, çünkü İbn Arabi mevzuyu oraya taşıyor. Yani bir kişinin yani bir salikin hallerinden söz etmiyor efendim. Haftaya bıraksın istersen. Haftaya bırakalım. Kabaca söyleyeyim de en azından şey tamamlayayım. Bu menziller bahsi bu kutuplar falan, yani kutuplar rical ile ilgili. Bunun üzerine geçen hafta durmuştuk. Yani şöyle bir cümle söylemiştim. Yani biz mesela felsefeden şöyle bir kavram öğrendik. Akli varlıklar, akliyat diye bir şey öğrendik. Genel olarak dini düşünce buna melekleri ekledi. Yani melekleri ekleyerek aslında aklilerin içini boşalttı diyelim. Tasavvuf bu meleklerin hemen yanına bir rical kavramını ekledi. Bu çok önemli bir meseledir gerçekten. Din düşünce, önümüzdeki hafta biraz daha dururuz. Ondan sonra menziller. Sonra bir münazile kavramı var. Münazileler yani Cenab-ı haftaya kalsın. O birkaç cümleyle geçiştiremeyeceğim. Münazileler. En sonunda makamlar diye kitap bitecek. Kitap aşağı yukarı bu şekilde yani. Diyelim. Anlaşılmıştır yani. Evet. Teşekkür ediyoruz.